Herkese selamlar. Geleceğin Karşı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, karşınızda bomba gibi güzel haberlerim var ve rally kaldığı yerden bomba gibi devam ediyor. Evet, Donald Trump ABD seçimlerini kazandı. Zaten kazanmak için gereken delege oyu 270, görüyorsunuz. Amerika kıpkırmızı. Çoğunluk Trump'a, Donald Trump'a oy verdi. Neden mi Donald Trump? Çünkü Trump piyasa dostu. Donald Trump kazandığı zaman 2016 yılına gidelim. Gelin, direkt sizlere mevzuya gidelim ve neden Donald Trump'ın bizler için hayırlısı olduğunu ve neler olabileceğini biraz geçmişten bakarak biraz geleceği yorumlayacağım. 2016 November, Eylül, Ekim, Kasım. 5 zaten işaretlemişim burada çizgi olarak. Donald Trump kazandıktan sonra piyasaya deli gibi para basıyor. Deli gibi basılan paralar piyasaya enjekte ediliyor. Ve bu paralar bazen Amerikan hisseleri, çünkü 2016'da Nvidia'ya bakarsanız o zamandan bu zamana belki 20x'lik bir hareket, 20x'lik bir oynama mevcut. Bakıyoruz. 670 dolar olan Bitcoin Donald Trump'la beraber bir yıl içerisinde, bakın, seçimlerden sadece 1-1,5 yıl sonra Bitcoin zirvelerine gidiyor. Kırmızı kutucuk. Görüyor musunuz? Ben sizlere logaritmik olarak, uzun vadeli grafikler logaritmik olarak incelemiş. 20 bin dolarlara kadar geliyor. 19.500 dolarlara kadar geliyor. O zaman da 80 bin Türk lirası olarak diyebiliriz. Yani olay şu. Donald Trump piyasa dostu, Kamala Harris ise demokratlar faiz görüntüleme aracı diyoruz. Faiz, yani bir şirketin veya bir firmanın çalışmasına gerek yok. Sürekli faizden, oturduğum yerden faiz getirisi yaparım. Olduğum yerden daralma, ekonomik daralma, işsizlik artışları. Biliyorsunuz tarım dışı istihdam verisine baktığımız zaman ya beklenen 100 bilmem kaç bin, 12 bin gelmiş. Yani herkes çiftçi mi olmaya başladı? Ne oluyor yani? İstihdam daralması var, ekonomik daralma var. Tamam, enflasyon düşüyor, bunda bir problem yok. Fakat FED faizleri bile siyasi nedenlerden dolayı enflasyonu %2'ye kilitlendiği için bunu arttırmadı. Üstüne burada düşürmedi ve sabit bıraktı bir yıl boyunca. Ve bu bizim piyasa resesyon riskini ortaya çıkardı. Fakat böyle bir tehlikeden kurtulduk. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani ucundan kıl payı kurtulduk ve seçimleri Donald Trump kazandı. Peki Donald Trump Bitcoin ve kripto paralar için neden önemli? Aslında Bitcoin'in siyasilere ihtiyacı yok. Yani uzun vadede zaten Kamala da kazansaydı, Bitcoin de kazansaydı zaten yolumuz rally olacaktı. Fakat biz bu süreci daha erken evrelere alabiliyoruz. Yani Kamala Harris kazansaydı 1 yıla 2 yıla yayılacaktı bu rally. Belki de Trump sayesinde önümüzdeki 5-6 ay içerisinde sert sert rally yaşayacağız. Ufak ara bir düşüş olduktan sonra belki oradan sonra ayı sezonuna doğru gideceğiz. Fakat Trump tam bir piyasa dostu. Hatta kendisi de Twitter'dan paylaşımlar yapıyor. İşte nasıl görüyorsunuz, benim dönemimde ralliler oluyor. Benim dönemimde ekonomi rahatladı. Ve en önemlisi, riskli ortamlarda riskli varlıklar yükselmez. Bizim de en riskli varlığımız olan Bitcoin de sürekli yükseliyordu. Ve bu da Bitcoin dominans rallisine sebep oldu. Yani Bitcoin dominans diyor ki, piyasadaki benim payım yükseliyor. Çünkü riskli varlık olan altcoin'lerden Bitcoin'e para akışı vardı. Ve Donald Trump'ın gelmesiyle beraber artık daha savaş ortamının azaldığı. Çünkü dedi ki İsrail'e, ben tamam, sen şu savaşı bitir, ben sana ne istiyorsan vereceğim. Hani köpeğe mama verdiğin zaman susar ya.
O mesele yani. Ukrayna'dan yardımları çekeceğini söyledi. Artık dünya daha savaş muhabbetlerinden ziyade ekonomik ilerleme, işte Çin'in yapmış olduğu teşvikler, piyasaya likidite aşılaması, üretimler. Artık dünyada bir ihracat, bir ne bileyim ekonomik tarzı savaşlar var. Mesela Trump Çin'de gelecek ürünlere vergi koydu. Neden? Çünkü benim vatandaşım Çin'deki ürünleri niye alsın dedi ya. Ben ithalat değil ihracatçıyım. Ben Amerika'yım dedi. Güçlü olmam lazım dedi. İşte neyse bu gelişen teknolojiler arasında Bitcoin'i de görmezden gelemeyiz. Ve o yüzden Amerika'daki şöyle göstereyim. US government yani Amerika'nın elindeki şöyle söyleyeyim hani Bitcoin'i sıfırdan alacak değil. Elinde şu anda 208 bin tane Bitcoin var. Bu Bitcoin'leri Amerikan hazine dairesine çekerek stratejik rezerv haline getirmeyi söz verdi. Bırakın bir tane bile satmayı. Kendisi bundan bakın Çin'in başarılı olmasını istemiyor. Çünkü rekabet halinde dünyanın ikincisi Çin. Ve Çin şu anda kripto paraları yasağını kaldırmayı düşünüyor. Ve bu adam gerçekten kripto paralar adına çok kritik bir insan. Ya ne oldu? Kulağını görüyorsunuz değil mi? Ucundan yani, ucundan. Belki bir milimetre daha içeride olsaydı şu an belki Bitcoin 40 bin dolardı. Etkiler. Ama uzun vadeyi değiştiremez. Dediğim gibi teknolojide, yapay zekada ben artık yapacağım yeniliklerle beraber insanlarla, diğer ülkelerle yarışmak istiyorum. Yani dünyayı kriz ortamına sokup da yani dünya daha da kötü olsun ben iyi kalayım modunda değil. Dediğim gibi Bitcoin'inizi asla satmayın. Bitcoin aya gidecek. Biz bunu stratejik rezerv haline getireceğiz dedi. Fed faizine baktığımız zaman bugün faiz toplantısı var ve ben 0,25 bas puan indirim bekliyorum. %99 demiş zaten. Ve devamında ise faiz indirimlerin devamı gelecektir. Yılbaşı ile beraber Mart'a kadar, Nisan'a kadar yüklü miktar faiz indirimi gelecektir. Ve bu faiz indirimleriyle beraber faizdeki paralardan tıpkı bakın 2019, 2020, 2019, 2020 göstereyim. Bakınız 2019'da neredeymiş? Buradaymış. Faiz indirimleri ilk başta negatif algılanmış. Fakat o zaman COVID-19 gibi kriz vardı. 2020, 2021. Yani gecikmeli de olsa faizden çıkan paranın çıkacak bir kaynağı var. Altın, gümüş, emtialar, hisse senetleri. Yani diyorum ya dünyanın birinci olan en büyük ekonomisinin almış olduğu kararlar bizi etkileyebilir. Fakat uzun vadede değiştiremez. Rotamızı bu. O yüzden Amerika'yı ben kâle alıyorum. Dediğim gibi Trump'ın kazanması güzel bir şey. Artık kripto dostu bir başkanımız var. Ve Sekin Başkanı Gary Gensler'ı ilk gün yani ilk gün ne zaman oluyor? Ocağın 20'sinde 2025. Tek göreve gelecek. Göreve geldiği gün Gary Gensler'dan kurtulacağız. O zaman işte XRP Ripple'a dikkat edin derim. Çünkü SEC sürekli Ripple'a davalar açıyor. Hiçbir suçu olmamasına rağmen. Ripple altcoin'leri de savunuyor. Hani bazıları diyecek Ripple'a yatırım yapılır mı? Ben de yapmıyorum. Ripple'a yatırım yapılmaz da zaten. Çok kazandırmayacak. Ama Ripple gerçekten altcoin davasını savunduğu için önemlidir. Dediğim gibi fark etmez. Trump bakın 2020'de kaybetti seçimleri. Bakın seçimleri kaybetmesine rağmen yine de rota değişmedi. O rally geldi. Ve parasal sıkılaşma, COVID-19 gibi insanlar ya bırak rally'yi daha karnımızı doyuracağız, yaşayacağımız bile garanti değil derken o rally oldu. Donald Trump kazandığı zaman Bitcoin'i övmüyordu. Üstüne gömüyordu. İşte Bitcoin dolandırıcılıktır, kripto dolandırıcılıktır deyip duruyordu. Ona rağmen rally oldu. Burada kurumsalları da bırakın. Bireysel ilk yatırımcıları burada inanmıyordu. Kimse inanmıyordu. Bitcoin'in kendi değeri bile tartışılırken burada rallilerini yaptı. Bakın
Burada da DaVinci Jeremy video çekti. Bitcoin henüz 1 dolardayken geleceğini gördü ve asla Bitcoin'lerini satmadı, satmadı, satmadı. Ve bu adam Bitcoin'in 1 milyon dolar olacağını da söylüyor. Ben de söylüyorum zaten, sıkıntı değil. Hatta şöyle uzun vadeli bir inceleme yaparsak, Bitcoin'i şöyle haftalık inceleyelim ve logaritmik olarak incelersek pembe kutulara atladığını görüyoruz. Ben pembe kutulara bir Fibonacci eğrisi çektim. Fibonacci ise bizim tepelerimizi gösteriyor. Yani Bitcoin'in nerelere kadar çıkabileceğini sizlere söyleyeyim. Ve ardından Ethereum yorumu ve altcoin'lerin yorumunu yapacağım. Fed faiz indirimleriyle beraber piyasaya para aşılanacak ve iyi haber vereyim, altın düşüyor. Fakat çok kalıcı bir düşüş değil. Altının düşmesinin sebebi DXY endeksi. DXY nedir? Dolar güç endeksi. Fakat o da kalıcı değil. O da düşmeye hazırlanıyor. Fakat altın uzun bir aradan sonra bir nefes aldı artık. Geçmişteki şu eski tepelere bir direnç yaptı. Bir süre buralarda oyalanıp ondan sonra hedefimiz 3000 dolarlara kadar çıkacaktır. Gümüşte ise 40 dolar bekliyorum. O da mümkündür. Bitcoin'de uzun vadeli rotamı sizlere söyleyeyim. Bu rally için yaklaşık olarak diğer Eylül'e kadar sarkıyor, Ekim'e kadar sarkıyor, 240-250 bin dolarları görebiliriz. Bu benim şahsi analizimdir. Yani pembe kutuya ben hedef belirledim. Tıpkı geçmiş ralliler gibi. Bakın 18 bin, 66 bin, 70 bin. 1000 dolar, 20 bin dolar. Ve gittikçe burada grafiği şöyle büyüttükçe bizim pembe kutular arası daraldığını görüyoruz. Çünkü hacim artıyor. O zaman Bitcoin'in hacmi 200 milyar dolardı. Trilyonlara geldi. Şimdi trilyonlara gelmiş. 3-4 trilyonlara gelecek. Belki gelecek ise 10 trilyon. Altının değerini geçecek. Trump da zaten bunu söylüyor. Ve Trump'ı şöyle söyleyeyim size. Size şöyle bir bilgi vereyim. Donald Trump'ın şahsi cüzdanında Ethereum var. Aynı benim gibi. Ben de Bitcoin tutmuyorum. Fakat yükselme potansiyeli şu. Kısa vadeli, orta vadeli boğada artık sıra altcoin'lerde olduğu için ve ETF, bakın arkadaş, dostlar. ETF onaylanan iki varlık var. Kripto paralar adına. Bitcoin, Ethereum. Solana, Avax bilmem ne değil. Sui bilmem ne değil. Bitcoin, Ethereum. Ve emeklilik fonlarında bile artık Ethereum alınabilir, satılabilir hale gelmiş. Düşünsenize, milyonlarca insan emekli. Amerika ya, bu dünyanın birinci ekonomisi. Diyorum. Şimdi para, ilgi, artık Bitcoin çok çıktı. İnsanların, tamam evet Bitcoin çıkmış olabilir. 75 bin dolara geldi bu arada. Ve dolar maliyet ortalaması yapın diye bas bas bağırıyorum. Hani herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Belki biriniz burada alacak. Fakat biraz 48'e kadar belki düşebilir. Belki 65'e 66'ya kadar geri gelebilir. Hani sonra da küfür ediyorsunuz hani veya kızıyorsunuz. Ya niye düştü bu bilmem ne? Çok çıktığı zaman da hocam nerede alım yapılır, nerede satım yapılır değil. Bu işte kazanmanın püf noktası dolar maliyet ortalamasıdır. Dolar maliyet ortalaması nedir? Bunu ben size bir anlatayım. Mesela bir yıl boyunca aylık Türk lirası mı? Aylık ben size ne dedim? Her gün 100 lira tasarruf etseniz kahve, mesela Starbucks'tan kahve içmeyin. Alkol tüketmeyin. Sigara tüketmeyin. Normal gidin mataranızdan suyunuzu için. Veya kendi evde hazırladığınız sandviçi yiyebilirsiniz. Öyle tavuk dünyasından 200-250 lira Baymak yerine günlük 300 lira tasarruf edebilirsiniz. Bakın bir askeri ücretli bile bunu yapabilir. 300 lira biz pardon aylık olarak 300 lira dolar olarak söyleyeyim. Aylık 200 dolar tasarruf edebileceğimizi hesaplarsak 7000 lira diyorum. Dolara 35 tane hesaplıyorum. Aylık 7000 lira para biriktirseydik bir sene önce düzenli olarak biz bu dolar maliyet ortalamasını yapsaydık, bugün fiyata bakmadan bu ürüne güvenseydiniz
116 bin Türk lirası sahibi olacaksınız. 116 bin lirayı küçümsüyorsanız bunu 5 yıla oranlayın. 5 yıl önce Bitcoin fiyatı neydi? 10 yıl önce Bitcoin fiyatı neydi? Veya 10 yıl sonra Bitcoin fiyatı ne olacak? Bunu hesaplayın. Ve o zaman milyonlarca lira, milyonlarca dolar edebilecek bu büyük yatırım stratejisini dikkate alırsınız. Veyahut Ethereum. Ethereum da olabilir. 90 bin liranız olacak da Ethereum o kadar büyük bir performans yapmamış. Çünkü Bitcoin dominansı yüksek. Bitcoin dominansı ne demek? Pastadaki payı. Yani o kadar yükseldiği için para artık altlara gitmeye başladı. Ethereum dominansı şu anda alta fake bir kırılım yapmış gibi yaptı. Fake diye belirttim. Burada RSI yükselirken alım yönlü işlemler, insanlar devam ediyor. Dikine bir şekilde 2 yılda düşüyor. Artık dediğim gibi Ethereum öncülük edecek bir şekilde altcoin rallisinin gelmesi lazım. Bitcoin, bakın Amerikan seçiminden sonra Bitcoin dominansı ne olmuş? Ve Bitcoin dominansı düşerken altcoinler ne zaman 50x 100x yapmış? Burada bakın Kasım, 5 Kasım. Hemen hemen buralarda. %61. Şu anda da %60-61 seviyesinde. Fakat 2-2,5 milyon tane kripto para var. Hani o zaman hepsi yükselmişti. Shitcoin'ler, işte ne bileyim DeFi'lar, oyun projeleri, Metaverse, Sandbox'ta manaya bakın. Axie Infinity'ye neler yaptığını anlayacaksınız. 72'lere kadar çıkmış. Tabii bu Covid-19 krizi gibi bir şey oldu. Fakat dediğim gibi genel olarak Amerikan seçimi sonrası para riskli varlıklara akmış. Bunu da ben neye bağlayacağım? Bunu da dolar güç endeksine bağlayacağım. Dolar güç endeksi düşerken rally oluyor. Burada göstereyim size 2010 Bitcoin 1 dolarlardan 100 dolarlara çıkıyor. Evet. 2016 Donald Trump'ın kazanmasıyla beraber güçsüzleşen dolar. Biz de böyle düşünüyoruz. Donald Trump zaten o yüzden var. Para basımları, faiz indirimleri. Evet. 2020 rallisi, 2021 rallisinde dolar güç kaybederken borsalar ralli yapar. Bakın bir ralli oldu. Ralli oldu ve 10 Ekim 2022, yani yaklaşık 2 sene önce Bitcoin 15 bin dolardayken 70 bin dolarlara dikine geldiği zaman bu DXY'ye düştüğü zamandır. Evet, bir bu kadar daha düşüş geleceğini ben düşünüyorum. Donald Trump'la beraber hatta yüksek bir düşüş tıpkı geçmiş ralliler gibi olacağını ben düşünüyorum. Kaliteli varlıklarda 10x, 20x, 50x gibi yükselişleri görebileceğimizi ben düşünüyorum. Gayet mümkündür. Ve Donald Trump. Evet, Trump konuşuyoruz sonuçta. Gündemimiz bu. Dolar değer kaybedince sınırsız olmayan, sadece 21 milyon adet olan Bitcoin'in değerlenmesini bekliyoruz ve seçimden seçime burada pembe kutucukları çizdik. Ben artık 200 bin dolarlara doğru Bitcoin'in gitmesini hedefliyorum. Ve satışlarımı da 150 bin, 140 bin, 170 bin ve en son 200 bin, 230 binleri görürsem de zaten %100'e yakın çıkacağım. Bitcoin dominansı ise altcoin'lere para aktardığı zaman bakın para aktarıyor. Altcoin'lere para aktarıyor. Yani dolar güç kaybedince aslında Bitcoin dominansı da düşüyor. Paralel olarak. Yani %40'a yakın bir seviyeye geldiği zaman da ne dedim burada? 10x AI ve RWA dedim. 40'tan da artık 35'e doğru düşerse bir 5x daha yapar. O da ayrı muhabbet. Dediğim gibi bu videoda benim diyeceklerim bu kadardı. Dolar maliyet ortalamasına devam ediyoruz.
şu anda al ve tut dönemindeyiz. Öyle hani aldım 2x yaptım carttır curttur değil. Ve Ethereum'dan bir alt olmaz diyen, çöp olur diyen arkadaşlar veyahut o acemi loser'a da bir cevap vermek istiyorum. Burada bir Ethereum teknik analizi yapalım. Birincisi şu. Ethereum burada 2-3 aydır yatayda akümülasyon alanını oluşturdu. Ve bu birçok toplama fırsatı verdi. Özellikle de bana. Ben 2750 dolardan onsu altınlarımın hepsini bozdurup burada bakın Eylül'den beri 2300, 2400, 2500'lerden Ethereum'a deli gibi ekleme yaptım. Ve şu anda ortalamam 2450 ve ben %16 kar yaptım. Satacak mıyım? Hayır. Benim de tıpkı burada Bitcoin gibi hedefim var. Ve Ethereum'da da 12-13 bin dolarları da Bitcoin o seviyelere giderken göreceğiz. Tabi uzun vadede orta vadeli hedef yaptım. Uzun vadede Ethereum 100 bin doları da geçecektir. Bitcoin 1 milyon dolara doğru giderken. Fakat uçmayalım. Uçmayalım. Yakın dönemi konuşuyorum. Bakın. Önceki Amerikan başkanlığı seçiminde 400 dolarlardaydı. 10x yapmış. 10x yapmış. Ve önceki Donald Trump kazandığı zamanda da 8 dolarlarda 1300-1400'lere doğru gelmiş. Ethereum aynen çöp. Aynen Ethereum çöp. Bakın alım fırsatları vermiş. Akümülasyon devasa bir rally. Aynı şey içinde geçerli. Ve dip yükselen kanalı var. Dip yükselen kanalından tepki almış. Bir Ethereum'u hiçbir direnç tutamayacaktır. Bakın 3000 dolarda, 4000 dolarda iki tane direncimiz var. Direnç bölgesi. Burada zaten verdim. 4000 doları geçen bir Ethereum 10.000 dolarları delip geçecektir. Ve zaten satış bölgemde hedefim de buralardır. Ha uzun vade dersen de 20.000 dolar şu 2025'in yıl sonuna doğru belki Kasım'a doğru 17.000 dolarları belki görür. Düşünüyorum belki olabilir. Ama ben en azından satışlarımı 8.000 dolar bakın ilk direnç Fibonacci olarak 10.000 dolar 13.000 dolar da Ethereum'ları satmaya başlayacağım. Dediğim gibi Ethereum'da hedefimiz yüksek. Ve benim ilgi duyduğum kripto paralar var. Uniswap, Aptos, Bittensor, Render, Jupiter kesinlikle her sepette olmalı. Bende de biraz var. World, Theta maksimum arzı %100 olduğu için ve projesi güzel. Akash kesinlikle yani Render'ları satıp Akash'a geçtim. İlla ki bir meme coin olacaksa Books of Meme ve PayPay diyorum. Sıradaki Pepe olabileceğini düşünüyorum. Arkam yapay zeka olarak en çok para yatırdığım proje Arkam. Arkamdan çok büyük beklentilerim var. Yatırım tavsiyesi değildir. Origin Track, IO, Pixel, Centrifuge, Edu, Chromia ilgim var. Hepsini yatırıyorum değil, ilgim var. Hertzhuman, hani Elon Musk artık yapay zeka robotları sundu ve yapay zekayı robotlaştıran tek proje. Cyber, Ace, Pahala, Alice, Ali, NFProm, LTO, Parkle, TokenFi, OctaSpace kesinlikle. Boson'u görüyorsunuz. Arkadan geldi ama şovunu yapıyor. Parkle %30 ve kardayım bayağı yüksek derecede kazandırdı. Veracity dediğim gibi en kötüsü bile kendi şovunu yapmış. Realio. Rio'dan bu arada 100x bekliyorum. Hani şu arkalara doğru risk artıyor. Ama bu demek değildir ki paramızın çoğunu arkaya basalım değil. Ben paramın çoğunu bu. İlk 100, ilk 200'deki kripto paralara yatırıyorum. Riskinizi kendi alabileceğiniz şekilde alınız. IO'dan yüksek beklentilerim var. Yani render almak istemeyen arkadaşların IO'ya bakmasını şiddetle öneriyorum. Track AI bu boğanın yıldızı olacak. Çünkü neden? Hem yapay zeka hem generatif AI merkeziyetsiz bilim
Lojistik, endüstri mühendisi zaten okuyorum. İlgimi çok çekti. DEP'in ve yüklü miktarda biraz yatırımım var. Akıllı sözleşme, açık kaynak, generative AI. Dediğim gibi Real, RWA, Web 3, çok büyük girişimcilik çözümleri. Bu sektör gerçekten ilerleyecektir ve birçok cüzdandan da bunu depolayabilirsiniz. Tokenomics harika. Tokenomics harika ve 30x bence gözünüzde büyümez. 30x de yapar, 20x de yapabilir ama 10x ve üzerinde satmaya başlayabilirim. Coinbase de var. Burada kurumsalların olduğunu gösteriyor. Bakın konuşurken bile Ethereum yükseliyor ve dediğim gibi korku, panik, endişe, strese gerek yok. Buradaki akümülasyon alanından Ethereum çıktı. 3000'leri delersek ki bence delecek gibi gözüküyor. Sıradaki hedefimiz 4000 dolarlar. Orada biraz oyalanırız. Belki yılbaşına kadar. Ondan sonra hızlı bir şekilde Bitcoin dominansının aşağı salmasıyla beraber hedeflerimiz gelecektir. Evet, biraz uzun tuttum. Biraz uzun tuttum. Ama dediğim gibi her şeyi özetlediğimi düşünüyorum. Dediğim gibi ekstra gelişmeler olursa zaten kanalıma bunu paylaşmaktan çekinmeyeceğim ve bu fırsatları sizlere sunacağım. Dediğim gibi beni buraya kadar, bakın buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi fikirlerinizi, görüşlerinizi yorum kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Hadi kalın sağlıcakla.